Geçtiğimiz bölümde aldatıldığınızı nasıl tespit edersiniz serisini ikiye böldük. Birinci bölümde yalanları ve yalanları tespit etmeyi, yalanları okumayı işledik. Şimdi bu sizin sadece kadınlarla olan ilişkinizde değil, hayatınızda işinize yarayacak bir mesele. Bir önceki programı tekrar tekrar not alarak izlemeyi unutmayın. Gelelim şimdi esas can alıcı noktaya. Aldatıldığınızı düzenli ilişkinizde, üst düzey bağlı ilişkinizde, evliliğinizde, kadınınızın sizi sizi aldattığını nasıl tespit edersiniz? Kadında hangi sinyallere bakacağız? Kızıl Sırlar Zeynel Cem Demirhan. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım. Ayrıca kanalımıza destek için de katıl üyeliklerini inceleyelim ve katılalım lütfen. üye olalım. Efendim yalanlara dikkat dedik. Şimdi yalan işini okumak çok önemlidir. Neden önemlidir? Genel olarak manipülasyonun göbek adıdır kadın cinsi. Neden? Hep diyoruz ya biyolojik olarak zayıf cins. Evrimde zayıf olarak gelmiş. E, dolayısıyla etrafını manipüle etmesi, yalanlar söylemesi, kullanması özellikle biz erkekleri kullanması lazım. Neden? Hayatta kalması bir erkeğin varlığına bağlı. Siz bakmayın feministlerin boş konuştuğuna. Şu an hala kadınların düzgün bir şekilde mutlu bir hayat sürebilmesini, Bilmeleri için varlıkları düzgün bir erkekle düzgün bir ilişkinin mevcudiyetine bağlıdır. Dolayısıyla evet yalan söyleyecektir ve yalan söylemesi çok normaldir. Hatta bunları okuyun ses bile etmeyin. Aptal sarışını oynayın yani o konforlu alanı yaratın ki sizi kandırdığını düşünsün o beyaz yalanlar gri yalanlarla ve dikkatini gardını düşürerek o siyah yalanı söylediğini zaman az düşünüp az hesaplayarak hareket etsin. Eğer ki siz en ufak bir beyaz yalanla, bir gri yalan Yalanına, yani gündelik sıradan yalanlara böyle çok cin gibi tespit ettiğinizi fark ettirirseniz gerçekten tehlikeli bir yalan söylemesi gerektiği zaman kadın her zamankinden daha dikkatli, özenli, kurgucu olacaktır. Aptal sarışına oynamayı unutmayın. Evet ne dedik? Bir yalanlara dikkat. Beyaz yalan söylenmesi gri ve siyah olarak yalanları üçe ayırıyoruz. Bazen beyaz yalan söylemek hakikaten gerekir. Çünkü yalan zekanın bir görüntüsüdür, bir eseridir. Yani bir çocuk size yalan söylemeye başladığı zaman ve ne kadar erken başlayıp sizi ne kadar çabuk kandırmaya başlarsa o çocuk o kadar zekidir. Biz insanın içinde vardır yalan söylemek. Bir tek kadın değil erkeklerin de içinde vardır. Fakat bazen söylenmesi gereken kırıcı olmamak adına veya bazen eğlendirmek adına bazen durumu idare etmek adına beyaz yalanlar vardır. Bunların ortasında gri yalanlar vardır. Bir de kara yalanlar vardır. Şimdi arkadaşlar o konforlu alanı oluşturuyorsunuz. O beyaz yalanlarda konforlu alanı oluşturup da o salağa yattığınız zaman ah sal iyi adam pozu yaptığınız zaman gerçekten tehlikeli yalan söylendiği zaman doğrudan tespit edebilirsiniz. Peki bu konforlu alanı oluştururken de şuna dikkat ediyorsunuz. Yani beraber olduğunuz kadın olan dışı yalanlar söylemeye başlamışsa yani arada ayda yılda bir söylenen yalan sürekli tekrar eder hale geldiyse evet sıkıntı var arkadaşlar. Yalanlara dikkat edeceksiniz. Peki bu arada bu kadın sürekli yalan söyleme huyu varsa baştan beri varsa ve bir patolojik yalancıysa arkadaşlar o kadın herkesi aldatabilir. Herkesi yok edebilir. Herkesi mahvedebilir. O zaman zaten o yalanları görmeye başladığınız ve o yalanları net tespit ettiğiniz zaman ilişkiye girmemeniz gereken kadın vardır. Bakın çok nadir bulacaksınız ama en iyi kadın, en üst düzey, en güzel, en düzgün kadın yaptıklarının sonuçlarını üstlenebilen, bunu yalanla örtmeyen ufak ya da büyük önemli değil. Bu sonuçlara katlanabilen ve sorumluluğunu alabilen kadındır. Çok nadir bulacaksınız. Bakın ben bir tanesiyle 15 sene evli kalmayı başardım ve bir tane vardı. O bir taneyi İzmir Çukuru'nda ben buldum ve evet uzun ve güzel bir birlikteliğim oldu. Darısı sizin başınıza. Bu yalan ne kadar azsa hem ilişkide birbirinize hem de sizin kadına olan güveninizi pekiştirir. Kadın arkadaşlara çok zeki olduğunuzu zannediyorsunuz ya zeki falan değilsiniz arkadaşlar. Yalanlar istenildiği zaman her zaman tespit edebilir. Yani siz sadece zeki olduğunuzu zannediyorsunuz. Dolayısıyla yalan söyleyerek insan kandırdığınızı Zannediyorsunuz ama aslında kendinizi kandırıyorsunuz ve aslında açık veriyorsunuz. Ve nasıl siz düzgün üst düzey bir erkek aramak içgüdünüzde varsa arkadaşlar özellikle bağlanacağımız ve sorumluluğunu alacağımız kadınları ararken biz de bulabileceğimizin en üst düzeyini arıyoruz ve en üst düzey demek sadece güzel güzel cinsellik sunan veya eğlendiren gezip tozduğumuz kadınlardan bahsetmiyoruz. Bize nasıl size güvenli alan sağlanması çok önemliyse bizim güvenli alanımızda dürüstlükle olur. Şimdi güven ilişkinin kalitesini ve süresini artırır arkadaşlar. Yani kadın arkadaşlarımıza da buradan bir not vermiş olalım. Sosyal medya kullanımına dikkat edeceksiniz. Sosyal medya olmazsa olmaz. Günümüzün gerçeği arkadaşlar. Yani geri hayatımızdan çıkartılmayacak şekilde farklı farklı mecralarda sosyal medyalar hayatımıza girdi. Sosyal medya dediğiniz yer kadınların ücretsiz, <laughs> bedava ve karşılığını vermeden ilgi aldığı, etkileşimde bulunduğu ve iletişimde bulunduğu mecralar. Şimdi bu sosyal medyaya normal gündelik hayatında çoluğunu çocuğunu ve özellikle sizinle olan sosyal aktivitelerini paylaşarak geçiren kadın kardeşlerimizde genel olarak sıkıntı yok. O yine beta, zayıf, mal, yılışık ve yavşak adamlar yine yürüyecektir ama eğer kadın düzgün de karakterli bir kadınsa bu adamları hiç kabul etmeyecek ve böyle mesaj aldığı an itibariyle engelleyerek görmezden gelecektir. Ama ve lakin kadının sizi aldatmaya düşündüğü veya halihazırda aldattığını tespit etmenin yolu sosyal medya profilindeki değişimlerdir. Nasıl değişimlerdir? Yani sizin pazar kahvaltılarınız beraber gittiğiniz tiyatrolar yaptığınız sosyalleşmeler çocuğunuzla geçirdiğiniz vakit sosyal medyanın ana marka yönetimi unsurları iken kadın için eğer siz yavaş yavaş azalmış ve hatta çocuğunuz da azalmış ortak çocuğunuz üzerine baktığınız zaman sizi tamamen kaldırmaya eski fotoğrafları düzenlemeye ve yok etmeye başlamışsa e bir de üzerine bonus olarak Feci filtreli acayip açılarla çekilmiş teşirci, seksi, mizansen çalışılmış fotoğraflar paylaşılmaya başladıysa bakın tehlike çanları cangır cangır çalıyor. Üzerine bir de tanımadığınız insanlar karınızın, sevgilinizin fotoğraflarını beğenmeye, yorumlara başladıysa arkadaşlar yani winter is coming dediğimiz çok dikkatli olmanız gereken o iki gözünüzü üzerinden ayırmamanız gereken veya Artık aslında bu hale geldiyse kadın yargılamanızı yapıp teşekkür ederim deyip daha aldatılmadıysanız bile aldatılmışsınız gibi kapının önüne koymanız gereken bir kadın var. Bakın bilin ister uzun ister kısa ister evlilik ister beraber yaşama hangi formda beraber olursanız olun bir kadının sosyal medyası ilgi çekmek üzere kullanılıyorsa ki bunun istisnası yok arkadaşlar teşhir için pazarlama için ve cinsellik amaçlı kullanılıyorsa kullanılıyorsa Abicim o kadına böyle tekmeyi vurup gönderme zamanınızın geldiği, ciddiye almamaya başlayacağınız zaman geldiğini gösteren en büyük sinyaldir. Profil normalden bu hale geldiyse bence aldatılıp aldatılmadığınızı sorgulamayın bile. Abi salın gitsin gönderin kadına. O sosyal medyayı adabıyla, edebiyle kullanmayı bilmeyen kadınları hayatınızda tutmayın. Her zaman başınıza bela olacaktır. İş ortamındaki değişiklikler, iş hayatındaki değişiklikler, nasıl değişiklikler? Welcome. en dikkat etmeniz gereken yer kadınların iş ortamıdır. Size bir istatistik vereyim. Aldatan kadınlar var ya, o aldatan kadınların %60'ı aldattığı adamları çalışma ortamlarından buluyor. Yani neden diyeceksiniz? E çünkü arkadaşlar kadın sizinle günde 4-5 saat uyanık vakit geçiriyorsa, iş yerinde çalışma arkadaşlarıyla her gün en az 9-10 saat geçiriyor. Beraber seyahatlere çıkılıyor, sosyalleşiliyor, şu oluyor, bu oluyor. Şimdi iş ortamındaki değişiklikleri nasıl fark edersiniz? Normalde şirket yemeğine veya okul yemeğine veya işte kurum aktivitelerine siz çağrılıyorken yani çeşitli bahanelerle sizin olmadığınız aktivitelere gidilmeye başladıysa Dikkat. İş yerinden gereksiz bir şekilde, özellikle mesai dışı aramalar başladıysa ve mesai dışı aramalarda iş konuşulsa bile kadın normal sizin hani bir zamanlar sevgiliyken konuştuğu gibi uzun uzun gülümseyerek yanakları kızararak göz bebekleri büyüyerek konuşmaya başladıysa. Yine dikkat. Geliyor gelmekte olan. efeme söyleyeyim. iş arkadaşıyla baş başa iş yemeklere başladıysa ve özellikle bu iş yemeklerinden alkollü dönülüyorsa... Yine dikkat, iş arkadaşıyla böyle sizinle yaptığı gibi fingir fingir yazışılıyorsa ve sonra baktığınızda o yazışmalar ortadan kayboluyorsa bakın Dikkat! Orada geliyor gelmekte olan arkadaşlar iş ortamından normal arkadaşlar edinilmeye erkek olarak normal arkadaşlar edinilmeye başladıysa ve o arkadaşlarla işte evinizde çocuğunuzla gündelik hayatınızla alakalı dertleşmeler başladıysa yine dikkat! Geliyor gelmekte olan bakın iş ortamını her zaman gözleyin. Artı iş ortamında bahsettiği insanlardan patronu dahil olmak üzere büyük hayranlıkla bahsediliyorsa bakın gözünüz üzerinde olsun dikkat hep aynı yere geliyoruz. O yüzden bunları nasıl tespit edeceksiniz? Bakın iş ortamına bakacaksınız. Gözlemleyeceksiniz. Bir önceki programda söyledim ya gözlemlediğiniz zaman eğer standart stabil bir şekilde hep aynı durum varken problem yok. Ama normal akşamın saat 6'sında mesaisini bitirip 6.30-7'de evinde olan bir kadın bir anda mesailere kalmaya başladıysa veya iş arkadaşlarından Ahmet'ten Mehmet'ten hiç bahsetmeyen kadın bir anda Ahmet'le Mehmet'le fazla haşır neşir olup onu çok övmeye ve bir hayranlık ve başarılarını anlatmaya başladıysa işte durumlar iş yerinde değiştiğini tespit ettiğiniz her senaryoda dikkat ediyorsunuz. Yani ben size 3-4 tane örnek verdim ama sınırsız çoğaltabilirsiniz. Gizlenmeye başladıysa, özellikle cep telefonu. Bakın, normal bir kadın, kendine güvenen, namusuna güvenen, haysiyetiyle, şerefiyle yaşayan bir kadının, özellikle evli olduğu veya üst düzey ilişkide olduğu durumda şifresi ya hiç olmaz ya da o şifre kesin sizin istediğiniz zaman bakabileceğiniz şekilde sizinle paylaşılır. Yani eğer siz bağlı bir ilişki içindeyken sevgilinizin veya evliyken eşinizin telefon şifresini bilmiyorsanız zaten o evliliği veya o ilişkiyi veya o bağlılığı hak etmeyen bir kadınla berabersiniz demektir. Şimdi normal düzgün bir ilişkide şu aldığınız telefon, bu telefon gittiğiniz her ortamda şurada burada normal ortalıkta durur. Sehpanın üzerinde, masanın üzerinde olması gerektiği yerde. Bu telefon sonradan sonraya ters çevrilerek durmaya başladıysa sıkıntı. Böyle bir şey olsun diye test yapın. Bakın ben size arada hani böyle ama çok sık yapmayın. Komik duruma düşersiniz. Oturduğunuz yerde kadın telefonu yanındayken ters dönüyorken, sürekli ters dönüyorsa, bir şüphe varken yapın bunu. Kadının telefonunu bir arayın. Sonra aa canım yanlışlıkla yapmışım deyip kapatıverin. İşte Ayşe'yi arayacaktım da onun yerine seni aradım deyin. Eğer o telefon çalıp ama siz duymuyorsanız arkadaşlar o telefonda sıkıntı var demektir. O telefonda başta kadın arkadaşları olmak üzere kurcaladığınız zaman mesaj geçmişleri tertemizse bebek gibi ise yine sıkıntı vardır. Bakın, telefona dikkat edeceksiniz. Siz eğer bağlı bir ilişkideyseniz ve özellikle de evlilik içindeyseniz her şekil kadının telefonunu kurcalama hakkınız vardır. Öyle o feministlerin, o karı kılıklı adamların dediği gibi yok ben saygı duyuyorum da yok özgüvenmiş de bilmem neymiş de böyle gaza gelip absürt absürt şeylerle kadına yalak olmayın. Arkadaş bizim görevimiz kadının sorumluluğunu almaktır ve biz sorumluluğunu aldığımız her şeyi kontrol ederiz. Bu kadar basit bir mantığı vardır. O sorumluluğun bir kadına bedeli vardır. O bedeli de gizliliğini açmaktır. Evli olduktan sonra veya üst düzey bir ilişkide gizlilik diye bir kavram olmaz arkadaşlar. Komple komple bunlar açılacak. Eğer kadınınız bunu açmışken kapatıyorsa veya hiç açmak istemiyorsa yine ne yaptık? Dikkat! Geliyor gelmekte olan. Efendim başka bir unsurumuz, dikkat etmemiz gereken husus eleştiri ve küçümsemeler. Özellikle toplum içinde, arkadaş, aile, iş çevresinde küçümseniyor musunuz ve sizi küçümsüyor mu? Bakın burası da çok tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bir yer. Ne dedik? Defalarca programlarda işledik. Hipergami, hipergami, hipergami. Kadının size biraz üste doğru bakması lazım. Sizin birazcık tepede olmanız lazım. Eğer bir kadın sizi sürekli küçümsüyor, ulu orta eleştiriyorsa o kadın artık şöyle yukarı doğru bakmıyor demektir. O kadının hipergamisi tatmin olmuyor demektir. Ve o kadın muhtemelen daha iyisini arıyor veya daha iyisini buldu demektir. Ki elindekini küçümsüyor, aşağılıyor, tükürüyor. Bakın elindeki tek olsa, kaynakları kıt olsa, kaynak bulamayacak olsa Hiçbir kadın gerizekalı değil. Elindekini aşağılayıp küçük görerek, hor görerek tekmelemez. Ne zaman siz bir arabayı hor görürsünüz, sağını solunu çarparsınız, umursamazsınız. Çünkü babacım iki tane, üç tane, dört tane arabanız vardır. Bir tanesi önemsiz olur. Yani 5 tane telefonunuz varsa beşi birden işte Samsung S24 Ultra veya işte iPhone 15 Pro Max vesaire en pahalısından telefonsa yani siz eski Samsung S23'ünüzü aa a, a dersin çoluğa çocuğa verirsin, atarsın, sallamazsın, düşürdüğünüz zaman umursamasın niye? Sende daha iyileri vardır. Ve Samsung S23'ü S23, S23 Ultra da mesela çok çok iyi bir telefondur veya iPhone 14 Pro Max da çok çok iyi bir telefondur. Ama elinizde iPhone 15 Pro Max varsa iPhone 14'e telefon mu lan bu ama? koyayım dersin, aşağılarsın, küçümsersin. İşte mantık bu. Eğer siz toplum önünde küçümseniyor, aşağılanıyor, takdir edilmiyor ve saygı duyulmuyorsanız dikkat geliyor gelmekte olan yine. Soğukluğa dikkat etmek lazım. Yine 5 numarayla ilintili bu. Bir tarz değişikliği varsa, bir soğuma varsa, bir mesafe varsa sizi aşağılamıyor, küçümsemiyor ama sizden uzaklaşıyor biraz. Sizden uzaklaşıyorsa arkadaşlar soğuyorsa, görmek istemiyorsa sevgilisiniz, bağlı üst düzey bir ilişkiniz var haftanın 3-4 günü görüşüyorken haftanın bir günü zor görüşüyor hale gelmişsiniz. Bahanelerle sallıyor kadın sizi. Bakın eğer o bahaneler ciddi yani örnek veriyorum bir cenaze, bir üniversite sınavı, reklamcıysa hazırlanan bir konkur gibi böyle çok önemli ve çok hayati bir şey değilse arkadaşlar o soğuma şu demektir. Kadın sizden daha iyisini buldu, daha iyisi olduğunu düşünür buldu ve size mesafe koyuyor ve bu arada o opsiyonlarını kontrol ediyor. Diyor. Dikkat, bunların hepsi işaret ve en önemlisine geldik cinsellik. Efendim cinsel soğukluk aldatmanın en önemli göstergesi olabilir. Ama normal bir cinsel soğukluğu, aldatma cinsel soğukluğunu nasıl ayırt edeceksiniz? Bakın cinsel soğukluğun sebebi sizin betalaşmanız. Fazla iyi ve fazla ilgili, fazla alakalı, fazla sevgi dolu olduğunuz zaman, kadına fazla konforlu bir alan yarattığınızda, kadını çok yücelttiğinizde de kadınlar cinsellikten soğuyabilir veya size bir şey yaptırmaya cinsellik karşılığında bir hizmet ettirmeye alıştırdıysanız kadını ve cinselliğini bir hizmet karşılığında veriyorsa size iş yaptırarak sizden bir şeyler alarak yine bir soğukluk olabilir. Çünkü artık cinselliği bir takas aracı haline getirmişsinizdir. Ama aldatma esnasındaki cinselliğin kaybı normalden çok daha farklıdır. Nasıl normalden daha farklıdır? Bakın evrime bakacaksınız. Şimdi kadının cinselliği her zaman bir hamilelik ve üreme tehlikesi taşır. Yani kadın o ya da bu sebeple eğer ki başka bir erkekle beraber oluyorsa sizinle beraber olmak istemeyecektir. Çünkü iki tane erkekle aynı anda üst üste beraber olduğu zaman kadının babalık konusunda kafası karışacaktır ve babalık konusunda kafasının karışması evrimde, evrimsel psikolojide kadının istediği en son şey olacaktır. Dolayısıyla eğer ki kadınınız gidip başka birisiyle yatıyorsa sizinle yatağa girmek için bin dereden su getirecektir. Bu normal bir başım ağrıyor Hasan sallaması olmayacaktır. Size nefretle ve tiksintiyle bakacaktır. Sizin başka bir erkekle duygusal ve cinsel ilişkiye girmiş bir kadına artık siz bir tehdit olarak var olacaksınız ve dolayısıyla cinselliği size sunmak istemeyecek ve cinsellik istediğiniz zaman kadın kavga çıkartacak bin dereden su getirecek zorlamak zorunda kalacaksınız bıktıracak nefret ettirecek ettireceksiniz cinsellikten soğutacak çünkü öbür adamla olan yerine sağlama almadan sizi bırakmak istemeyecek kadın. E i̇şte eğer cinsellikte böyle bir soğukluk varsa ve o soğukluğun üzerine siz cinsellik için yanaştığınız zaman kadın gereksiz kavgalar gereksiz siz agresiflik çıkartıyorsa ve size tiksinç bir varlık olarak yaklaşıyorsa o uzun ilişkide olduğunuz veya evli olduğunuz kadın bakın en sonda garanti ediyorum bu durumda aldatılıyorsunuz arkadaşlar net bunun lamı, cemi yok. Bu sinyalleri oturup da incelediğiniz zaman bu sinyallerin ne kadar çoğunu yakalarsanız o kadar aldatılıyor olma ihtimaliniz mümkün. Ha bütün bu sinyallerin tamamı olsa bile aldatılmıyor da olabilirsiniz ama zaten bu sinyalleri bu vücut diline, bu hareket tarzına sahip kadınla aldatmasa bile beraber olmayın arkadaşlar. Yani bu sinyalleri okumaya başladığınız yer artık ceketinizi alıp kadını terk edip tepkisiz ve duygusuz bir insan olarak kadını çöpe atmanız gerektiği yerdesiniz demektir. Akıl ve ruh sağlığınız tamamen bu sinyalleri okuyup bu sinyalleri sizde tetiklediği öfkeyi ve kaygıyı ve korguyu frenleyip rasyonel mantıklı davranabildiğiniz sürece ayakta kalacaktır. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Sağlıklı, dürüst, namuslu kadınlarla birlikte olmanızı diliyorum güzel kardeşlerim.